Köy incelemesi videolarımıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Karşımızda ismi olmayan bir köy var. Altın Ordu klanındanmış. Adı ne bunun? Bunun adı ne? Nasıl bulacağız biz bu arkadaşı? Nedir yani? Evet belediye binası 12 var. Karşımızda şöyle dikkate değer bir değer var mı diye bakıyorum. Herhangi bir şey göremedim. Bu noktada normal bir oyuncu standardı var. Evet gördük kadarıyla ganimet kasmayı seviyor. Süper barbarları kullanarak tan. Taze mi geçiş yapmış acaba diye düşünüyorum barbarın seviyesinden. Diye bir bakalım şöyle. Evet çok fazla olmamış belediye binası. 12'ye geçeli ama bayağı toparlamış diye düşünüyorum. Hmm. Evet köyde öyle çok fazla dediğim gibi dikkate değer bir şey yok. Her şey standarda uygun bir şekilde ilerliyor. Belediye binası 11 çok taze bir 12 arkadaşımız. Hatta burada kahramanı yatırmış gördüm kadarıyla. Birimlere bakmak istiyorum. Neleri yükseltiyor neleri bırakıyor. Evet birimlere baktığımızda şu anda taze geçilmiş bir belediye binası 12 olduğu için dediğim gibi burada herhangi bir şekilde bir hata görmüyorum köy anlamında diye söyleyebilirim. Evet arkadaşın ismine yalnız ben ona kafayı taktım biraz. ikinci köye bakmak istiyorum. Evet burada işler yalnız mükemmel gidiyor. Tebrik ediyorum seni. Altıncı inşaatçıyı da açmışsın bu. Senin için ekstra bir puan olarak yansıyacak. Neden dersen belediye binası 12'de altıncı inşaatçıya sahip olmak yolunun çok daha kısalması anlamına geliyor. Ganimet saldırıları yapıyorum, yapıyorsun gördüğüm kadarıyla da bu da senin için büyük bir artı. Hatta ben bu saldırıya bir de şunu tavsiye edeyim sana. Büyü dahi alma abi. Yani hiç büyü dahi kullanma. Eğer bir bağış hesabın varsa ki belediye binası 12 varsa bir bağış hesabı biraz yani o ayarda bir bağış hesabı lazım. Benim mesela bağış hesabım şu an 13 seviye diye düşünürsen. Evet burada biraz daha desteğe ihtiyacın var gibi duruyor. Yalnız dediğim gibi Gayet güzel ilerleyen bir köy. Herhangi bir hata görmedim. Seni de takdir ve tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Glaş'ın. Evet Kral 46 Maraş var karşımızda. Evet baktığım zaman şöyle bir liginde bulunan puanlara çok klan savaşı da yapmıyor bu arkadaş. Belediye binası 11 da hiç klan savaşına katılmamak gerçekten çok ilginç. Köy yükseltmeci bir arkadaş gibi duruyor diye düşünüyorum. oyunculuğunda da tanımlarken şuradaki değerlere düşünerekten yorumluyorum. Evet belediye binası 11 diye gözüküyoruz. Evet para yatırılmış köye gibi duruyor. Bakalım nasıl bir köymüş bu belediye binası 11'de. Herhangi bir tavsiye ister misin diye sormuşum. Hayır demiş. O yüzden olduğu gibi köyde ne varsa onu inceleyeceğiz. Evet burada kahramanların herhangi bir şey yatmadığını görüyorum. Yani çok taze böyle daha belediye binası 11 gibi duruyorsun. Daha böyle belediye binası 10'dan yeni geçmişsin ama ben mesela şu an full bir belediye binası 10 köyüm olsun isterdim. Vallahi bak yani çok güzel renkleri olan bir belediye binası seviyesi. Keşke belediye binası 15 gelirse de böyle kırmızı tonlarda olsa tekrardan diye düşünüyorum. Çünkü çok harika duruyor abi. Onun dışında dediğim gibi çok yeni bir belediye binası 11 var karşımızda. Tavsiyem kahramanlara ağırlık vermen ki burada doğrusunu yapıyorsunuz. Zaten kahramanlar noktasında iyi ilerlemen gerekiyor. Özellikle bu seviyede belediye binası 11'de kara eksil birimleri çok fazla senden talepte bulunacaklar. Kahramanların yükseltmesiyle çelişecek, çakışacak bir nokta göreceksin. Burada yapman gereken şey çok basit sevgili dostum. Önce kahramanlardan kurtulmak olacak. Kara eksir isteyen araştırma birimlerini de yükseltme birimlerini de en sona bırakacaksın ki onları şu an kullanıyorsan da kullanma. Daha çok ganimet odaklı git. Çünkü bu seviyelerde sen kupa kalsan neye fayda, kime neyi ispatlayacaksın. Yani yanlış anlamayın belediye binası 14'e kadar benim tavsiyem kasma üzerine yoğunlaşın. Ama oyunculuğunuzu çok öldürmeyin. Yani iyice ölücü olmayın. Ölücü saldırılar yapmayın. Bu sizin oyunculuğunuza pek de bir katkı yapmaz. Yani Clash aslında böyle çok vakit ayrılması gereken bir oyun gibi de duruyor. Bir noktada onu da söyleyeyim. İkinci köye bakalım. Şöyle şurada belediye binası 9'da gayet güzel. Bakayım bir burada. Evet 12 seviye. Yalnız daha bayağı epey kat gereken yol var 6. inşaatçı için. Bir de şuradaki gemleri topla onları bırakma tamam mı? Evet gayet iyi ilerliyorsun. Ama dediğim gibi tavsiyem oyunculuğunu da öldürmeden ganimet odaklı saldırılar yapman yönünde. Burada elektro ile şifacıları kullandığını ilk defa gördüm. Değişik bir saldırı taktiği buluyorsun gibime geliyor? Evet bu uzun yolculuğunda sana başarılar diliyorum sevgili dostum. Evet nadir bize bir kod göndermiş. Angara klanındanmış kendisi. Bakıyoruz burada. Evet benden tavsiye istemiş. Daha ilk girişte şunu söyleyebilirim. Klan savaşlarına daha çok katılman gerekiyor sevgili nadir. Benim sana naçizane tavsiyem. Klan savaşlarına daha çok katılman. Klan savaşları çok önemli. Ankara klanı umarım inşallah böyle savaşlar yapıyorlardır. Bir ara Efsane lige zorlamışsın. Gördün değil mi? Efsane ligin ne kadar gereksiz ve boş bir şey olduğunu. Neden dersen? Yani belediye binası 12-13'te çok anlamsız. Karşındaki rakiplerin hepsi belediye binası 14. Adam kahramanla seni üçler yani. Öyle söyleyeyim ben sana. O yüzden belediye binası şu anda 12'de yapman gereken şey ganimete odaklanmak. Evet. Barbara bakıyoruz. 54 seviye, 55-27 seviye. Gayet ideal seviyedeler. Onları sana söyleyeyim. Dengeli ilerliyorlar. Dengeli gidiyorlar. Bu çok güzel. Bu çok önemli. Bunu çok fazla insan dikkat etmiyor. Kimisi barbara çok önem göstermeden yükseltme yapıyor. Kimisi de sadece kraliçe odaklı gidiyor. Bunlar yanlış. Eş zamanlı gitmek lazım ama ağırlığı her zaman kraliçeye vermek daha iyidir. Kraliçeden yana şansınızı biraz daha kullansanız daha iyi gibi. Evet altın bilet almamışsın diye düşünüyorum ben. Evet nadir dediğimiz gibi karşımızda şu anda böyle binası 12 bir köy duruş olarak gayet güzel duruyor onu ben sana söyleyeyim. Yani şöyle bir genel pencereye baktığım zaman böyle gerçekten nizami bir duruş var biliyorsun böyle saçma sapan düzenler gördüğüm zaman ben çok hoşuma gitmiyor ama bu düzenin seçimi falan filan gayet hoşuma gitti. Özellikle ganimet koruma odaklı bir sistem yapmışsın bu da iyi bu seviyelerde tavsiye ederim ganimet koruyan düzenleri kullanmanızı koruyucu yatırdığını görüyorum ve 27 seviye olduğunu görüyorum gayet iyi gidiyorsun. Yani burada hep söylüyoruz arkadaşlar. Clash of Clans gerçekten bir mantık oyunudur. Öyle lambur lumbur hemen her şeyi basayım yükselteyim, yükseleyim, uçayım kaçayım diye bir şey yok. 14 olsan ne yapacaksın? Oyunculuk olmadıktan sonra ne yapacaksın belediye binası 14'ü? Efsane lig'e çıkıp da sıralama mı kasacaksın Yani o yüzden bu seviyelerde oyunu öğrenmek çok daha önemli diye düşünüyorum ve tavsiyem de belediye binası 12'de kalabildiğin kadar kal. Hani Belediye binası 12 bitirdi hemen 13'e geçeyim. Ya full köyün olmasının bir anlamı yok. Yani şurada 12 olup da 13 üçleyen adamlar var. Yani oyunculuk çok daha önemli bir faktör burada. Ha dersen mesela birileri telefonu böyle bazen açıyorsun bir yerde. Adam diyor ki ulan işte bir belediye binası gösteriyorsun mesela. Bu neden eziksin meziksin falan. Eziklik öyle bir şey değil işte. Yani bir düşük seviye belediye binasına sahip olmak değil. Adamlar bir belediye binası 2'deyken efsane kalan adamlar var. Bunlar aşırı manyaklık tabii de. Dediğim gibi e, bunlar <laughs> Klaşın bambaşka bir boyutu yani. Evet yeni ejderin saldırısının yaptığını görüyorum. Belediye biraz sonraki de var demek. Süper ejder seviyesine göre açılıyor. Kullanıyorsun. Nasıl saldırıyorsun çok merak ediyorum. İkinci köye bakıyoruz harika. Yani tek kelimeyle çok iyi ilerleyen bir sistematiğin var. Ben yayıncıların e, bu tip videoları çekmesinden sonra özellikle köy inceleme ve köy tavsiyeleri videolarından sonra insanların daha düzgün köy geliştirmeleri yaptıklarını düşünüyorum. Burada da aynı tablo karşımızda. Evet nadir arkadaşımız da gayet iyi ilerliyor. Şu süreçte işte, belediye binası 12'de herhangi bir sıkıntı yok. Tavsiye istemiş. Tavsiye de dediğim gibi daha çok klan savaşlarına katılması olacak. Klan savaşlarında daha çok oyunculuğu geliştirmeye odaklı bir sistemle ilerlemesini tavsiye ediyorum kendisine. Evet karşımızda Kral 1 var. Türkiye klanındanmış arkadaşımız tavsiye ister misin diye sormuşum. Yok demiş bana. Evet o noktada da sadece köyünü inceleyerek geçeceğim arkadaşımızın. Bana ne kadar zamandır oynadığını sormuşum. Bir yıldır oynadığını söylüyor. Bakalım bir yılda oynayan bir oyuncu ne seviyeye getirmiş köyünü. bir yılda bu seviyeye getirmen takdire şayan. Ve çok da güzel ilerliyorsun. Köyünün özellikle tasarımını çok beğendim. Çok güzel bir duruşu var. Ama üçlenmeye biraz müsait bir köy gibi duruyor. Biraz daha yayabilirsin bence. Öyle diye binası 11'de özellikle biraz daha yayvan düzenler. Sanki benim kanaatimce daha iyi işe yarıyordu gibi hatırlıyorum. Evet burada okçu kraliçe yatırdığını görüyorum. O kara ekseri kastın kastın bir anda çarp diye bası verdin değil mi? Ne kadar böyle için acımıştır. Ama iyi gidiyorsun. Yani özellikle kahramanlarına bakıyorum. Kraliçenin 2 seviyesi kalmış. Barbarın 3 seviyesi kalmış. Daha şeyin var. Büyük koruyucunun daha bayağı bir yolu var. 20 seviyeye daha 11 seviyesi var ama çok da güzel ilerliyorsun. Büyük ihtimalle araştırmalarla çakışıyor. Büyük koruyucunun etkisi diye düşünüyorum çok güzel yapıyorsun. Hem kahramanlardan barbarla okçu kraliçe beraberken koruyucu olmaksızın bile sana ganimet kasmada yardımcı olabilir. Aynen böyle devam et. Gerçi tavsiye vermeyecektik ama yine de dediğim gibi ufaktan ufaktan bunları dinlesen faydası var. Yani hiçbir hata göremedim. İkinci köyüne bakmak istiyorum. Burada da 8. seviye çıkmışsın. 10 seviye savaş makinesi var. Evet yolun gayet güzel. Yalnız şunları topla be. Bunları böyle bırakma yani bence. Gir arasada şu köye unutma. Çok unutuluyor insanlar. Ganimetleri pek toplamıyorlar. Benim tavsiyem topla tamam mı? Buraya gir mutlaka yap bu işi diye düşünüyorum. Köyün gayet güzel, ilerleyişin gayet iyi. Allah yolunu bahtını açık etsin diyelim sana da. Evet, Maestro'ya sormuşuz köyünde dikkat etmeme gerektiren bir husus var mı diye. Tüm zamanların en iyisinde efsane kupaya çıktığını görüyorum. Başarımların içerisinde diye söyleyeyim. Savaş 858 çok dikkate değer bir değer değil ama bu köyle efsane lige çıkman Takdire şayan ne kullandım bu süreçte bunu da yorumlarda yazarsan çok memnun olurum. Bir de şöyle bir bakmak istiyorum köyüne özellikle şöyle bir başarımlarına demişsin, neyi başarmışsın burada çok merak ediyorum. Evet e, sıfırdan bir bakacağız bakalım. Ezer 3264 fena değil. Yani exadan burada bir dikkat etmem gereken bir başarımın var mı diye bakıyorum. E, sadece burada bir efsane lige çıkma teşebbüsü olduğunu görüyorum. Hangi o güzel ejder balon saldırılarıyla yaptıysan bunu gerçekten güzel hava birimlerine hakimsen bu iyi. Ve e, Efsane Lig'e belediye binası 12'de değil de 11'de falan mı çıktın acaba? Bunu da yorumlarda yazarsan çok memnun olurum. Başarım olarak ben bir tek bunu gördüm. Dikkat etmem gereken başka bir husus var mı? Tam anlayamadım. O da sana kalmış. E, yorumlarda belirtirsen çok sevinirim. İkinci köyüne baktığımda 9. seviye bir ikinci köy var. Karşımızda gördüğüm kadarıyla da 6. inşaatçıyı da açmışsın çok güzel gidiyor. Yani bu ara baktığım köylerin hepsinde ilerleyişler çok güzel. Yani hiç böyle keşke şunu yapsaydım diyebileceğim bir köy denk gelmiyor arkadaşlar. Bu da güzel. insanların Clash of Clans yayıncılarının takip ettiğini, onların tavsiyelerine uyduklarını gösteriyor. Bu tablo bize gayet de iyi gidiyorsun. Kahraman yatırmışsın mesela bu dikkatimden kaçmadı. Bunlar önemli etkenler. Bunlar özellikle köy gelişiminde ne kadar zekanızı kullandığınızı bizlere gösteriyor. Gayet iyi ilerliyorsun. Son olarak bir kahramanlara bakmak istiyorum. Evet onlar da gayet iyi düzeyde. Hemen koridore başlamışsın yükseltmeye. Çok uzun bir yolun var. Çok uzun bir yolun var. Allah yolunu bahtına açık etsin diyorum maestro. Evet karşımızda FÇÇ Berna TH8. Hmm. Evet çok dikkate değer bir köy gibi geldi bana. FACO 8 diye bir klandaymışsın. Neresi burası? Nerenin kupası klanı bu? Yalnız bu bayağı, ben bu köy hakkında konuşabilirim. Yani... Konuşulacak çok şey var. Abi kupaya bakar mısınız? Tüm zamanların en iyisine bakar mısınız? 5007. Gerçekten ismin Berna ise bu arada e, Berna diye hitap edeyim. Köyüne değil de. FCC çünkü ne oldu? Anlamıyorum. FCC ne demek? Bir de onu da yorumlarda yazarsan. Feni çok çeviyorum gibi şey değildir herhalde. <laughs> evet Berna. Savaş Lız'ın 1137 bende bile yok. O kadar Savaş Lız'ı ki belediye benası 14'üm. Bak herhalde olsun sana. Ve hala Tetel <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Amacın ne? Oyunda neyi ispatlamaya çalışıyorsun? 5007 e, tüm zamanların en iyisi efsane kupaya çıkmış ve belediye binası karşıdaki... Ya arkadaş bu nasıl bir şey ya? Ve iki ay önce hesabı açmış. E sen ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> e, belediye binası 8'deyken bunu paşlamak yani zorlamak hakikaten takdire şayan nasıl bir şeysin ya? Evet olsun Berna. Valla... Belediye binası bunu yapmak ve gördüğüm kadarıyla biraz bu işin şov boyutundasın galiba. Yorumlarda lütfen bunu belirt. Özellikle senden tavsiyem bu. Ee, genellikle paşırların yani bu kupa paşırcılarının, kupa kasıcılarının mı diyelim artık böyle zorluyorlar yani ya, onu öyle o kupaya çıkmak için kendilerini zorlayanlar. Bu valkireleri çok kullandıklarını görüyorum. Valkir dedim ben taşkın gibi ya. Valkür, valkürleri çok kullandıklarını görüyorum. Genellikle bu tip saldırılarda evet golem yine aynı şekilde pekka. Yani canı yüksek, vuruşu yüksek birimlerle bu çok yapılıyor ama bunun senin tarafından denendiğini görmek çok hoşuma gitti. Evet bu önemli bir şey arkadaşlar. Yani hiç daha önce görmeyen bilmeyen varsa, efsane kupada neymiş diyenler varsa bu arkadaşımızın başardığı şey çok önemli bir şey. Onu söyleyeyim yani ağır işsizlik gerektiriyor. Çok vakit gerektiriyor. Bol kalkan almak gerektiriyor. Herkesin de başarabileceği bir şey değil. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir köy incelemesi göndermişsin bana harikaydı <laughs> bence bu enerjini bu psikopatlığını belediye binasının yüksek seviyelerine de aktarman lazım Allah bilir 8'de bunu yapan 14 neler yapmaz diyorum Şu, şurada dikkat etmesi gereken bir husus daha var sizlerin dikkatimize sunuyorum arkadaşlar bu seviyede oyunun bu kadar derinleşmesine derinlemesine öğrenen bir arkadaşımız ileride neler yapar diye siz düşünün çoğumuz belediye binası 8'i belki bir ay bile durmadık. iki ay bile durmadık. Hemen çarp diye geçtik ama arkadaşımız sonuna kadar belediye binası 8'in çarplarını zorluyor. İnşallah varsa büyük köyün diye düşünüyorum vardır. Çünkü sen böyle bir oyuncuysan büyük köyünde de vardır diye düşünüyorum. Nasıl bir oyuncu olduğunu çok merak ettim. Özellikle yorumlarda diğer kodunu da bekliyorum diyorum ve sana iyi oyunlar diliyorum. Evet ismin biraz zor o yüzden 2x diyeceğim sana sevgili dostum neden böyle çok karmaşık bir isim seçtin o konuda bilmiyorum ama sana kalmış bir şey. Evet sormuşum ne istiyorsun diye ne incelemem istiyorsun özellikle. diye. Barbarın seviyesinin düşük kaldığını söylemişsin zaten sorununun farkındasın ama ganimet çöp oluyor diye düşünme arkadaşım lütfen. O ganimet gidiyor başkalarına diye düşünme. Bu oyunu oynayan başka insanların da ganimete ihtiyacı var. Bırak onlar da ganimetini alsınlar. Bir milyon gitti diye sen ona iki üç saldırıda zaten telafi edersin. Gerçekten başka insanların da ganimete ihtiyacı var. Bu kadar kıp tipinti olmayın. Ganimet çöp oluyor demeyin. Boş verin arkadaşlar. Bir de 12'de full kalın. Mesela örnek veriyorum. Ya belki bir yıl iki yıl kal yani. Zaten oyuna 2012'de başlamıştır ama hesap eklemeyi bilmiyordum diyor. Büyük bir ihtimalle hesabını kaybetti. Supercell ID'ye bağlamadığı için diye düşünüyorum. Çok güzel bir belediye binası 12. Yani daha bakarken bayıldım. Aa bu neymiş lan? Ben mesela bu görünümü almadım ha. Fena durmuyor. Yürüyüş falan biraz böyle ağır abi gibi gidiyor da. Hmm. Oyuna para da basıyorsun biraz da bunun etkisi var diye düşünüyorum ben. Hızlı gider Çünkü barbar kral şu anda yatırılmış. Evet belediye binası 12'nin duruşu çok güzel ya. Yani 11'den sonra bu renge geçişleri çok güzel oldu. Harika oldu. Ben bayılmıştım. 13 de fena değildi ama 14 pek fazla oyuncular böyle ben içimi bayıyor. yeşilin tonları falan beni çok bayıyor. O yüzden şu seviyelerin kıymetlerini bilin arkadaşlar. Yalnız köyüne bayıldım. Ganimet çöp oluyor diye düşünme. Kalabildiğin kadar kal birader. Sonuna kadar da savaşlarda böyle diye binası 12'nin potansiyelini zorla. Bak az önce mesela incelemede izlediysen o 8 seviyelik arkadaş, 8 belediye binası seviye arkadaş neler yapmış gördün değil mi? Yalnız burada biraz sınıfta kaldın. ikinci köyde 6. inşaatçıyı açmamışsın. Bu biraz sıkıntı. 6. inşaat yoğunlaşman lazım. Seni çok uzundu belediye binası 12 seviyesi bekliyor ben sana söyleyeyim. Yapma. Geçme yani bırak. İlla full köyün olacak diye bir kaydı yok. Sağlam oyunculuğun olsun ama düşük seviye bir köyün olsun. Az önceki o Bernan arkadaşımız gibi. Oyunculuğu mükemmel ama köyü düşük. Bak şu videonun bütün temasını o arkadaş sağladı yani. Hel olsun diyorum ona. Onun gibi olun arkadaşlar. Onun gibi yapın. Çok iyi. Beğendim. Ve sana da iyi oyunlar diliyorum sevgili 2x. Evet karşımızda Ay Yıldız Klanı'ndan Ömey'e var. 5690 çıkmayı başarmış. 1738 savaş yıldızı var. Efsane kupası 2626 daha yeni böyle. Herhalde Efsane Ligi'nde çok uzun süredir kalmamışsın. Daha yeni geçmişsin. Köyümü fullleyin de öyle yapayım demişsin ve fullemişsin de. Köyü zaten para basırın Ömey'e. para babasısın. Ağasın maşallah yatırıyorsun basıyorsun bu parayı. Allah daha çok versin birader. Kaç senedir oynuyorsun diye bir sorayım ben sana. Sormuşum gerçi. Hemen bir kontrol etmem lazım. Dur lan şunun ezeri ne kadarmış? 12037. Çok da eskisin ha. Çok merak ettim. Dur bakayım ya. 5 evet, yıldır oynadığını söylemişsin. Kaç para bastın ya şu köye? Vallahi çok merak ettim ha. Full bir köy. Belediye binası 14. Uf duruşa bak ya. Mükemmel duruyor. Arka planı da almış yalnız ha. Cayır cayır görünüm. Cayır cayır görünüm ha. Baksana şuna. Müthiş duruyor. Yalnız şu işte şeyler var ya. Şu animasyonlar. FPS'yi düşürüyor abi. Ben o yüzden bu animasyonları olduğu için almadım bu arka planı. Diğeri daha güzel. Ömey'e. Köyün içinde kaybolmak istiyorum birader. Vallahi billahi bak. O kadar huzur verir ki köyün. Ya şu oyunun verdiği huzur hisseden var mı içinde ya? Ben çok seviyorum ya kılaşı bak. Size yemin olsun normalde ya izlenmediğimin farkındayım bak onu söyleyeyim size. Hani böyle çok fazla ama Ercan hadi falan filan demiyorsunuz. Yani izlerken kudurmuyorsunuz rica etsem eğer şu videoyu izleyen arkadaşım eski videolarıma bir bak mesela. Ben bilgisayarda rehber videosu yaptığım videolara bir bak. Mesela vaktin varsa. Çok talep var. O tip videolar çekmem için deli gibi talep var. İnsanlar anlatımımı beğeniyorlar. Konuşma tarzımı beğeniyorlar. İşi nasıl mantığını nasıl gösterdiğimi beğeniyorlar falan filan. Ama ben klaşa bilmiyorum yani hala aşığım ya. Mesela şu köyün içinde ben kaybolmak istiyorum abi. Ömeye. Bak vallahi billahi bak o kadar tatlı o kadar güzel bir köy ki bu. Ya böyle şu duyguyu size yaşatmak istiyorum yani. Şu köye baktığınız zaman şu köyün içindeki şu güzel tatlı kuşların sesi falan filan. Ya beni, beni huzurlandırıyor. Benim hayatım çok stresli. Çok stresli, çok yorucu bir hayatım var. Ama yani bu stresi atabildiğim oyunları tercih ediyorum. Normalde mesela vurmalı kırmalı oyunları oynayabilirim. Ama benim tıklatımda biraz daha böyle şiddet yok. Ve bu köy içinde kaybolmak istediğim bir köy. Hepsini de almışsın. Ömeye para babasısın birader. Vallahi helal olsun. O. Senle bir tanışalım bir ara. <laughs> ve 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 dediğim gibi tam bir koleksiyoner köyü. Çok kıymetli, çok pahalı bir köy, çok değerli bir köy. Onu da söyleyeyim. Ve hoşuma gitti yani. Şu köy acayip hoşuma gitti. Bir kere para babası olman çok hoşuma gitti. <laughs> o açıdan söyleyeyim. Ama benim tavsiyem şey de vardır sende. Şampiyon görünümü de vardır. Madem bunları şampiyon moduna soktun hepsini sok. Şu morun da asaletine baksana. Abi bu köyü ben bir iki saatte övebilirim. Gerçekten övebilirim çok güzel. Bayıldım, bayıldım, bayıldım Ömeye köyüne. Harika. Yani bir belediye binası 14'ün olması gereken pozisyon tam olarak bu diyoruz ve sana da iyi oyunlar diliyoruz. Evet Paşa Limanı'ndan Samet Bayazıt köyümü inceler misin demiş. Senin köyünün ben neyini inceleyeyim Samet? <laughs> Zaten bitirmişsindir sen oyunu diye düşünüyorum. Evet tabi aramızdaki Samet'i dayanarak böyle bir şey söyledim. Samet'i tanırım. Turnuvalarında yer almıştı Paşa Limanı'yla klanı olarak. Hani böyle turnuvada şey yapmadı böyle ne bileyim böyle ağam şam aa şöyle üçlükler atayım beşler atayım. Hayır adam organizasyona destek verdi. Klaş'a gönül vermiş bir oyuncu hala da oynuyor gördüm kadarıyla. Ben de o yüzden köyünü gönül rahatlığıyla inceleyebilirim diyorum. Evet neye bakayım demişsin savaş bak demiş bari bakacaksan. 1174 savaş var diye gülüyorum. Efsane ligde daha yeni yer alıyorsun gördüm kadarıyla. Ooo Samet sen de parmağın ha? Şş, çaktırma. Dur bakayım Sametçim. Kaç sene oynadığını sormuşsun, cevap vermemişsin. Onu ben zorunlu yapacağım var ya bak. Sizin yüzünüzden hiç cevap vermiyorsunuz. Merak da ediyorum yani. Ezer 11.000. Evet Samet çok eski bir oyuncu. Hatta Paşa Limanı da çok kıymetli bir klan benim için diyorum. Ama o azıcık duvar kalmış. Ondan ne canını sıkıyordur değil mi böyle? Kas kas bir kere de bir tane 7 milyonu patlat değil mi? Zoruna gidiyor. Ağrına gidiyor. Çok zor bir şey çünkü. Belediye binası 14'teyken duvar basmak tam bir işkence. Allah'ın cezası duvarlar diyoruz. Evet Bakıyorum köy gayet iyi baba yani. Ama benim tavsiyem böyle biraz daha reklamsal bir tasarım yap. Ya mesela hani benim köyümün tasarımı gibi reklamsal olsun. Zaten inşaatçı binam bitmiştir. Bu doğal Allah'ın emri olan bir şey zaten. Evet. Ben Samet her zamanki gibi kara saldırısından yana şansını kullanıyor gördüğüm kadarıyla. Gayet de iyi. Evet. Paşa Limanı klanına da buradan selamlar olsun. Sevgili dostlarıma, arkadaşlarıma diyorum. Eğer bir klan savaşı yaparsanız da çekmeye gelebilirim diyeyim. Onu da araya kıstırıveririm Samet'cim. Hadi görüşürüz ve geldik günün son incelemesine. Arya sıklanından Karadayı var. Evet Karadayı Adem Salman'la bir alakası vardı diye düşünüyorum ben. Tam bir oyunculuk profili budur arkadaşlar. Çok eski bir oyuncu olduğu Patır patır buradan belli oluyor. Tüm zamanların insana bakar mısınız? 6000'e başlamış adam. 6000'e zorlamış. Savaş yıldızları mükemmel. Efsane kupası da çok böyle insanın için açacak bir düzeyde. Evet. Yani şöyle söyleyebilirsiniz. Ya arkadaş sen de her köyü övüyorsun. Ya abi çok iyi ya. Hani şunu yıllarca oynayan adam bu köyün çok iyi olduğunu kabul etmek zorunda. Ve bu adam para basmadan bu seviyeye gelmiş. Nereden baksan 2012'den beri oynuyor bak iddia ediyor. Yani 7-8 senesi var bu adam. Hatta oyun çıkmadan bile oyunu kendi yapıp oynamıştır bu adam öyle söyleyeyim size. Evet belediye binası 14 fuldeyiz. Valla para basmadan mı yaptın bunu Karadayı yaz yorumlarda yaz belirt abi çok çok iyisin ya. Valla çok iyisin yani. Hiç para yatırmadan şu seviyeye gelmek Allah göstermesin. Yani şu köyün Banlandığına düşünüyorum. Kafayı yerim ben. <laughs> Vallahi billahi kafayı yerim abi. Çok üzülürüm ya. Allah göstermesin. Evet. Ya müthiş müthiş bir emek ürünü. Hepsi yani şu duvarların mesela şu seviyeye gelmesi bile başlı başına bir hikaye aslında. Çok zor bir şey arkadaşlar, öyle kolay değil. İkinci köyde bitmiştir zaten diye düşünüyorum. Evet. Karadayı senle beraber de aa nazar İki tane duvar yakaladım burada. Evet Karadayı senle beraber de bu köy incelemelerinde bugünün sonuna geldik. En iyi diğer gönderdiğiniz kodları da inceleyeceğim. Ve videonun altında da arkadaşlar açıklamalar kısmında yeni incelemeler için eğer kod göndereceksiniz de linki bırakıyorum. Sizlerden de kodlarınızı ve köylerinizin hikayesini bekliyorum diyorum. Ve sizlere esenlikler diliyorum.